Harika ya, mükemmel bir alkış. Hoş geldiniz. Efendim şimdi Komşunun Çocuğu isimli bir skeç izleyeceğiz. Hepimizin başına gelmiştir. Belki hala aramızda yaşları küçük olan kardeşlerimiz. Komşunun çocuğuyla bir kıyas durumu vardır. Annelerimiz özellikle bunu çok yapar. Var mı aramızda böyle komşunun çocuğuyla kıyaslananlar? Var mı? İşte hemen burada bir çocuk var. Şurada bir genç bir arkadaşımız var. Mikrofonu arkadaşımız. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin ne? Elif. Kaç yaşındasın Elif? 10. 10 yaşındasın. Komşunun çocuğuyla kıyaslıyorlar mı seni? Evet. Ne, nasıl kıyaslıyorlar? İyi olarak kıyaslıyorlar, kötü olarak değil. He, sen komşunun çocuğuyla daha mı iyisin? Evet. Bana göre o da. Ne diyorlar mesela, annen ne diyor? Sen daha iyisin onlardan işte, daha akıllısın falan yapıyorlar. Geçen hatta ben takdir aldım. Onunla kıyasladılar bu sefer beni. Ne, onlar ne aldı? Almış, teşekkür almış, ben de takdir aldım. Onunla kıyasladılar öyle beni. Her türlü kıyaslanıyorum. Senin hoşuna gidiyor mu peki onlardan üstün olman? Evet. Sen ne yapıyorsun onlara? Siz teşekkür aldınız, ben takdir aldım, ben daha zekiyim falan diyor musun yoksa? Ben susuyorum. Sen susuyorsun, tadını çıkartıyorsun. Evet. Keşke o çocuklardan biri de burada olsaydı şimdi. Onlara buradan bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Ya sen de sürekli tuzağa düşürmeye çalışıyorsun kızcağız. Aferin ama hiç tufaya gelmedin, helal olsun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de sıradaki skecimizde buna benzer durumlar izleyeceğiz. Komşunun çocuğu geliyor, beste yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Anne ya, bir de arasana babamı. Yok oğlum, kaç kere aradım, açmıyor. Hala toplantıda demek ki. Ya bu kadar uzun veli toplantısı mı olur? Alt tarafı karne verip gönderecekler ya. Başına bir iş mi geldi diyorsun? Bence kesin benim başıma bir iş geldi. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya sen nereye gidiyorsun? Bu yaşta gel otur, en kötü oturur, konuşur, çözeriz canım. Anne ben sınıfta kaldım. Hemen Esenler Otogarı'na gidiyorsun, çabuk. İlk gördüğün şeye biniyorsun, otobüse biniyorsun. Daha da eve gelmiyorsun, ben seni arayacağım hadi. Sen bir şey yapamaz mısın? Şifakat açayım. Açabiliyor musun? Yok, açamıyorum ama aklı gider açsam. Vallahi benim de gider. Bak seni de aldım, gördün mü? Açsam benim de aklım gider, evet. Selamünaleyküm. Hoş geldin sana. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. O elindeki ne? Oğluma hediye aldım, karne hediyesi. Sen hani sınıfta kalmıştın, gerizekalıydın? Vallahi ben öyle biliyordum anne. Ne aldın peki? Ya bu eskimiştir diye kilim aldım. Azar yerken dinler bunu diye. Böyle incele oğlum azar yerken. Aa, bunu ezberlemiştim, iyi oldu. Değil mi? Köpek. Sınıfta kaldı yani. Yok, kanaat notuyla zar zor geçirmişler. Oley be! Ya baba niye söylemiyorsun böyle güzel haberleri ya? Nelere seviniyor, vallahi çıldıracağım ya. Peki toplantı niye bu kadar uzun sürdü? Ya toplantı normalde 1,5 saat önce bitti. Bitti, hocalar dedi ki haydi geçelim öğretmenler odasına. Öğretmenin odasına geçti bütün öğretmenler. Alican'a sövdük. After gibi düşün yani, sonrasını da yaptık. Tabii. Gelselerdi yüzüme söyleselerdi. Hocam şimdi ha. Ya tamam, madem bu çocuğa bu kadar sövdüler, sen niye bu kadar mutlusun? Ya bir yerden sonra dayanamadım, ben de sövmeye başladım. Oğlum mu oğlum demedim, dün sana da birkaç tane sektirdim bu sabah. Ayıp ya. Yani birkaç tane geldi sana da. Ama çok rahatlatıcı bir şey oluyor. Sen de dene ki arada, vallahi. Aptal oğlu aptal, salak oğlu salak, mal oğlu mal. Ama bunların hepsi bana sekti. Oğlu. Bana sektiresin varmış ama bu şekilde. Hayır, haklıymışsın. Çok iyi geldi. Çok rahatladım şu an. Ya bana niye salak muamelesi yapıyorsunuz ya? Oğlum olur mu estağfurullah? Sen salak değilsin. Sen süper salaksın. Öyle düşün yavrum. Söyle lan 7 kere 7. Şimdi konumuzla ne alakası var ki? Oğlum eliyle hesaplayıp zaman kazanmaya çalışıyor. Hareketlere bak ya. Ya bu çocuk hiç olmadı ya. Üst komşunun oğlu Mahmut'la, aman Mustafa ne yapmış? Mustafa mı? Evet. Ne yapacak? Yine takdir almış. Rukiye böyle göğsünü gere gere dinledi toplantıyı. Gere gere dinledi toplantıyı. Sen Rukiye'nin göğslerine mi baktın? Ne alakası var? Lafın gelişi diyorum. Gere gere dinledi yani kadın diye. Allah Allah. Görüyor yani musun? Millet nasıl göğsü kabara kabara dinliyor. Tabii canım yani. Bir Mustafa kadar olamadın amcam. 46. Ne 46 lan? Allah kahretmesin, aman! Daha yeni bulmuş, onu da yanlış. 49 lan, 49 mal! Ya kaydırma yapmışım, ne var? Oğlum kaydırın. Ya ne olur, al şunu gözümün önünde al. Bana hep bunun yüzünden oluyor.
Hep bunu... Oğlum bak sana bundan sonra gitar çalmayı yasaklıyorum Alican. Ya baba gitarla ne alakası var? Benim derslere zaten kafam basmıyor. Şu iğrenç kabullenişi görüyor musun? Berbat kabulleniş ya. Çok kötü sanırım. Gerçekten. Lütfen ya. Halı nasıl? Çok güzel. Döndün ya oğlum. Rufiyeciğim bu ne güzel sürpriz böyle. Ay seni toplantıda göremeyince bir geleyim de göreyim de tamam. İyi yapmışsın. Mustafa'cığım tebrik ederim takdir almışsın. Aa sen nereden biliyorsun? Salim abi sen mi söyledi? Yok kız elinin şey yaptın ya göğüslerini aman aman yap gidelim Allah aşkına. Tamam lan şu şey asmışsın ya oraya. Ana etiketi üstünde kalmış ya. Neyse çıkarayım ayıp olmasın. Ay çok ağır kalkmıyor dokası. Alican ne haber? Siktir lan. Alican. Saygısız, saygısızlık yapma. İt. Gel oğlum, gel. Kusura bakma. Geçin gel şöyle, oğlum. Geçin, geçin, geçin şöyle. Geç sen de. Oh, geç. Gül annesinin bir tanesi. Rukiye. Anlat bakalım, evladının takdir alması nasıl bir his ya? Vallahi harika, hep gururlandırıyor bizi. Gurur, 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 gurur. Ne yapıyormuş, ben anlamadım tam. Gurur gibi bir şey dedi ama ben hiç bilmiyorum anlamını. Biz bilmiyoruz ki. Ne demek o? Evlatların herhangi bir başarısında ailelerin içinde kabaran duygu diye de tanımlayabiliriz. Tamam işte ben gitar çalıyorum. Ama ben utanç duyuyorum oğlum. Utanç mı? O nedir? Evlatların herhangi bir sıçışında ailenin hissettiği o kabaran şey. Ha. Ya neyse ya. Biraz daha başka neler hissediyorsun mesela? Bir yer az anlat da biz de öğrenelim. Ay, Mustafa gel buraya gel. Anneciğim, ben arkadaşımın yanındayım. Hadi git oğlum. Feyz al çocuğum. Feyz al, iyi dinle. Anneciğim, ben arkadaşımın yanındayım. Oğlum bana bak, hemen seninle komşu olmayacağımız, görüşemeyeceğimiz bir yere taşınıyorsunuz. Niye ya, ne oldu ki? Ya annemler beni sürekli seninle kıyaslıyor. Taşının gidin bu evden ya. Oğlum, beni de sürekli başkalarıyla kıyaslıyor. Sen çok yanlış anlamışsın ya. Ya hayır, şimdi bu takdir neyim aldı ama bizim o üst komşu var ya Hayriye'nin. Ha, onun oğlu Zafer. Ay çocuk onur belgesi almış ya. Ne diyorsun? Nasıl saygılı çocuk. Yani bu da onun kadar olur mu bilmiyorum. Senin de komşunun çocuğu var. Evet. Ben de senin için komşunun çocuğuyum. Gel kardeşim. Gel kardeşim benim. O yüzden var ya sürekli size gelmek istiyorum. Senin yanına böyle atomu parçalamışım gibi hissediyorum. Kendimi üstün hissedince çok mutlu oluyorum. Oğlum Allah Allah, az önce sarıldım. Ayıp olmuyor mu? Ya neyse ne, bence yılanın başı o çocuk. Çağırdım, gelsin konuşalım, tamam mı? Tamam, yılanın başını küçükken ezelim. Evet. Birini bekliyordu. Arkadaşımızı çağırdık Sevim teyze. Buyur, nizmi. Bizim, bizim çağırdı it. Sen Zafer bu, Hayriye'nin Zafer bu mu? Evet, Zafer, canım benim. Merhabalar efendim. Salim bak, Alican'ın çok gelişmişi. Oğlum hoş geldin. Şeref duyduk. Vallahi hoş geldin. Çok methettiler. Teveccühünüz efendim. Ay ben bunu görünce de şunu hiç sevesim gelmiyor ya. Anne öyle deme. Bak, bak yanımda kim var? Ay canım oğlum, Zeki oğlum. Ay yok, bundan bir bok olmaz ya. Biz ne yapalım? Sokağa mı atalım diye. Ne aşk yapalım ya? Aşk olsun baba. Aşk olsun. Nasıl halı? Çok güzel. Oğlum bak. Güzel diyor, köpek. Oğlum sen istersen biz de orada oranın IQ biraz düşük. Kal biz de. Yok efendim, arkadaşlarım beni çağırmış. Belki yardıma ihtiyaçları olabilir. Allah Allah. Tamam, peki hadi o zaman biz balkona geçelim. Siz biz balkona geçelim. Onlara anlat. Nasıl Mustafa, oluyor bu işler? Mustafa, Zafer'den örnek al, tamam mı? Zafer'e örnek al. Tamam, tamam mı? İyi tamam, dinle onu. Tamam. Alican, sen önce Mustafa'yı örnek al, sonra Zafer'i örnek al. Bir anda kendine yükleme, çok kötü. Alican, halı nasıl? Çok güzel. Oğlum. Efendim, bence de halı çok güzel. Güzel değil mi? Ben aldım. Ya nasıl bir çocuk ya, maşallah. Vallahi acayip. Teveccühünüz efendim. Teveccühüm. Ağızlara bak ya. Dur oğlum, bir anlayalım. Kardeş, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili kardeş. Sevgili mevgili ne diyor lan bu? Oğlum, o anlamda demiyor ya. Sen nasıl benden daha zekisin ha? Bak bakayım hangimiz daha zeki duruyoruz ha? Oğlum, bana aynı gibi geliyorsunuz. Peki beni niye çağırdınız ya? Bak şimdi, beni Mustafa'yla kıyaslıyorlar. Mustafa'yı da seninle kıyaslıyorlar. Seni ortadan kaldıracağız, her şeyi çözeceğiz. Demek ki ben de senin için komşunun çocuğuyum. Bak bir de yüzüme söylüyorum. Vallahi çakarım ha. Vur bir tane vur. Vurayım mı? Vur bir tane. Yok. Yakal, yakal, yakal. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şöyle bir tane vursana. Aa, nasıl yaptın lan onu ben? Böyle elinin tersiyle. Ailen kızıyor ama psikolojine çok iyi geliyor. Ha, tamam şöyle. Kendime vuruyorum ben. Ya ne yapıyorsunuz? Beni niye çağırdınız ya?
Dövelim bunu ya. Ne bileyim lan. Hayır, dövelim. Döce sonra mısın? Hayır, yapma. Sonra var ya, bir tane dur. Patlatırım ha. Ha, gördük nasıl patlıyorsun. Hey, hey, hey. Bu ne ya? Aradığınız kişi ben değilim. Benim de komşumun çocuğu var. Kim ya bu komşunun çocuğu? Ben de henüz görmedim. Onu daha önce gören olmamış. Adı Zeki. Sadece temel ihtiyaçları için odadan çıkıyor. Son derece nazik ve zeki biri. Nerede oğlum bu komşunun çocuğu? Apartmanın en üst katında yaşıyor. Bu ne ya? Platform gibi dizmişler bizi. Hayır, biz kot 2'de oturuyoruz. En salak ben miyim? Kardeşim, burası kot 3. Nasıl bulacağız bu komşunun çocuğunu? Sadece aile fertleri mesaj atınca geliyormuş. O yüzden anneme yazdım. Annem de mesaj attı, gelecek buraya. Acaba nasıl biri? Ben çok merak ettim. Merhaba ahbab-ı uhrevilerim. Ben Deniz Zeki. Ne diyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Buraya gelmeme annem payı oldu. Biliyorum, çok fevkal beşer bir durum. Çok bekleyeceğim bizi. Oğuz'a bak ağzı bir tane. Siz hepiniz hemden misiniz? Bak, seni anlıyordum. Seni çözecek gibiydim ama bu olacak iş değil. Anlamıyoruz oğlum. Düzgünce anlat. Tamam tamam, ben onun dilini biliyorum. Kardeş! Hı. Yeter artık, sıkıldım ya sürekli beni seninle kıyaslamalarından. Efendim? Mukayese etmeleri efendim. Ha. Yerde konuştum. Ne anlıyorsun ya? Gerçekten oğlum, yeter artık ya. Sürekli beni seninle kıyaslıyorlar. Ömrüm boyunca senin gibi olmaya çalıştım. Beni seninle, onu da benimle kıyaslıyorlar. Ama bilmiyorlar, o benim gibi olunca onu yine seninle kıyaslayacaklar. Peki bu çocuk? Onun savaşı kendiyle. Sağ ol. O yüzden seni buraya çağırdık, ortadan kaldır. Yapamıyorum ben. Sen de yapamıyorsun. Çok bigane bir durum. Ben de Lal ve Ekrem oldum. Ne olmuş? Düzgünce anlatsana oğlum. Hiçbir şey anlamıyoruz ya. Bunlar tunturaklı sözler. Fil hakika benim de bir konşim var. Bence küfür ediyor. Direkt dövelim bunu. Hayır, hayır. Anlamıyorsunuz. Ben aynı tersim yaparak izah edeyim. Lan ne yapıyorsan yap. Tamam. Bak, bu sensin. Benim. Anladım lan. Urlay be. Benim. Evet, evet. Bu senin konşin. O da onun konşisi. Benim de bir konşim var. Oğlum konşi ne lan? Yani velhasıl kelam, beni de biriyle mukayese ediyorlar. Yuh artık, seni de biriyle mukayese ediyorlarsa biz ölelim. Oha, mukayeseyi cümle içinde kullandım. Annem bize mukayese aldı. Öyle ya, olsun. Yani anladınız değil mi? Biz aynı hattı müstakimiz. Bence olayı anladı, sıyrılmaya çalışıyor. Bence net dövelim bunu. Yapmayın, yapmayın, vurmayın, vurmayın bana. Oğlum sana kimse vurmuyor lan. Pardon. Ne oluyor burada? Niye tartışıyorsunuz? Yoksa Mustafa mı bir saygısızlık yaptı Zöfer'cim? Olur mu öyle şey? Lütfen ya. Yapsa yapsa Alican, ne yaptın lan? Hayır ya, ben bir şey yapmadım. Mukayese yaptı. Ney? Anlamıyor ya. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Hemen suçlamayalım. Adaletli bir arayış içinde olalım bence. Tamam, adaletli seçiyorum şimdi. O zaman Zeki bir şey yapmamıştır. Onu direkt eleyelim. Zafer de yapmamıştı. Bence Mustafa da yapmamıştır. Ben eminim. Yine ben çıktım. Ha, şey yap, ne yaptın lan? Hayır, o yapmadı. Biz yapmadık, siz yaptınız. Ay, biz ne yaptık canım? Ya, Allah Allah. Yani namütanayi bir şekilde bizi mukayese ettiniz. Ne diyorsun oğlum? Ya, anlamadım. Tamam. Sizin anlayacağınız dilden anlatacağım. Bizi delirttiniz lan! Bizi yıllarca birbirimizle kıyasladınız. Gülme! Sen de gülme! Biz birbirimizle kıyaslanmak istemiyoruz. Derslerdeki başarımız bizim için önemli değil. Belki de hepimizin sosyal ayrı becerilerimiz var. Biz onlarla başarı kazanmak istiyoruz. Biz artık kırlarda koşmak, uçmak istiyoruz. Anlıyor musunuz? Biz komşunun çocuğu değil, Mustafa, Zafer, Zeki olmak istiyoruz. Beni saymaman biraz beni üzdü. Ama güzel, etkileyici konuştu. Alican, gel lan buraya. Lan gel deyip döveceğim zannediyor. Gel. Tamam, kusura bakma lan, gel. Aslanım benim. Özür dileriz oğlum. Gel. Ya, teşekkür ederim. Ay. Yalnız ne güzel konuştu Zeki ya. Sen de öyle mal gibi bak oradan. Mal gibi bak.
Ya lütfen çocuğu aşağılamayın ya, lütfen ya. Aşağılayacaksanız bunu aşağılayın, bu alışkın. Hayır, alışkın ya. Diye diyorum. Hayır, ya yoksa aşağılamayalım. Hani. Biz de artık oğlumuz ne istiyorsa ona destek veririz. Canım tamam. Hadi getir gitarını çal da neşeli. Git çal lan git, ben söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Apartmanda musiki dinletileri yapan sen misin? Evet. Annem de diyor hep milletin başını ağrıtıyorsun diyor. Ses geliyor mu üst kata? Benim için de komşunun çocuğu sensin. Nasıl ya? Yani beni de seninle mukayese ediyorlar. Annem derslerden başını kaldır artık. Bak apartmanda ne güzel bir çocuk var. Gitar çalıyor diyor. Oha ben de biri için komşunun çocuğuyum. Ne biçim konuşuyorsun lan? Gurur duydum, vallahi gurur duydum. O işte anladın değil mi şimdi? Çok değişik ya, böyle anlatılmıyor. Göğsüne vuruyor yani, boğuluyor. Vay be Zeki, demek bana özeniyorsun ha. Gel ulan buraya, mabat. Mabat mı? Gel lan buraya, göt. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Erdal abicim mikrofonu ver. Ne diyorsun? Zil diyorum, nereye basacağım? Zil. Sen zil diyorsan hemen yazarımız nerede? Yazarımızdaki beste. İşte beste zile gidiyor. Bas zile bas. Evet Erdal abicim nasıl buldunuz? Beste, önce seni kutlarım gerçekten. Bu komşu çocuğu olayını bu kadar güzel sıralaman, sonra sonunu bir gitarla veya müzik keyfiyle, zevkiyle bağlaman. İşte o arada Zeki arkadaşın, herkesin bir sosyal davranışı vardır. Bırakın bizi, biz nasıl olsa okuruz. Oku oku diye bizi yani dar etmeyin gibi sözleri vardı. Ama bunun dışında diyaloglar hiçbiri boş değildi. Hepsi birbirine bağlıydı ve çok şirin ve çok güzel diyaloglardı. Gerçekten kutlarım. Bravo be. Vallahi. Hay helal olsun. Hani empatisi de yüksekti. Her izleyen de kendinden bir şeyler buldu zaten. Önünde de konuştuk. Harikasınız. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler.